Fiyatı da biliyor öyle şey. İnternetten bakmış abi, bizi kandırıyor. Kayıtta mı bu? Kayıtta. Gel lan seni. Yunus gel lan, seni de videoya koyayım lan. Dayı aklımdasın. Gel Sami dayı, seni çekeyim, bunu da kanal atayım. Şey, el salla bir kameraya. Tamam, açacağım bunu. Oğlum ben ne atayım? Emula bu çocuklar oluyor ya, geliyor böyle. Abi gaza bassana, abi gaza bassana. Al sen ver lan. Yuppi. Şunu al lan. Bu git çıkmaz oğlum. Bu büyük. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Bismillah. Al. Abi tek kişilik be, yoksa alacaktım seni. Yok mu arkaya oturma? Koltuk yok ya. Yok, takmadım. Hadi görüşürüz. Ne abi? Açayım mı? Yok yok, giremiyorum aralara, çok büyük. Otomatik mi? Yok elle de giremiyorum aralara, çok büyük. Sağa sola çarpıyoruz orada. Aynen. Yakışmış mı? On numara sesi var. Allah razı olsun. Allah kaza bela versin. Amin. Ben vurdum ben. Böyle yaptım. Ben de Arap vurdum sen. Diyorum bile niye vuruyor muyuz? Bunu hangi ehliyetle kullanıyorsun? Abi benim şu an hiçbir ehliyet yok. Hangi ehliyette hangi ehliyette kullandığını tam da bilmiyorum. Ama A2 kullanmıyor bunu. A2 kullanmaz. A kullanır. Bende A2 vardı. O da memur abilerde verirler bir ara. Sana yakışır ha. Bak koltuk yok, senin için koltuğu takarım. Bak 2.82.90. Yok be abi. Abi dün bir denedim. 2.90-2.95 gördü de 300 üstü gider. Montajı tamamlamadan nasıl basıyorsun? 4000'de bu. İkinci el mi aldın? 2023 4000'de aldım, 5 aylık. Ha, sıfır yok ya, bayide motor yok. Ben esinler sipariş. Ha? Açılıyor ya, böyle de açmıyorum. Giremiyorum, insanlara çarpar. Bayiden mi aldın sen bunu? Dikkat ama. Akıllı git. Bayiden mi? Emrullah. Ben Bakir'in kardeşiyim abi, nasıl akıllı gideyim? Bizde akıllı yok, biz manyak. Bayiden mi aldın? Kuzenlerim. Servisten aldım, bayiden aldım. Ha? Şeyde Fatih'te var ya, Necat Motor. Kawasaki bayisi. Kawasaki de mi karar kıldınız? Abi esinlere siparişim gelmedi. Osmanlı'dan mı? Ha, onlardan aldım, kekliklerden. Ben BMW verdim. Sipariş. Sipariş gelmedi. Temmuz diyorlardı. Ben de Temmuz'u beklemeyeyim. Zam geliyordu, bunu aldım. Fuar var ya, şu an zam geliyor her şeye. Al abi. Buyur hemen gel. Benim de yok. Hadi. Bir şey demiyorum polise. Yakalarsa diyelim. Bunları iyi almışsın. Bunları, sen bunu kullanıyorsan bunları alacaksın abi. Var var. Pantolonunda var da otobanda giyiyorum onu. Hadi eyvallah abi. Hadi görüş. Vurayım mı? Vurayım mı? Kusura bakmayın, biraz sesli bir çık. Neyse. Bu ilk ve son kez dükkana gelişiydi motorun. Bir daha gelmemesi lazım. Esnaf sıkıntı yapar. Bu yatar evde hep. Evet gençler. Mert Ermek'e gidiyoruz. Gökhan kardeşimiz orada. Onunla bir çay kahve içeceğiz. Ya asker sonrası bunu bu kadar aktif kullanmayacağım. Şu an askere gidene kadar kullanayım bol bol dedim. Benzinimiz bitti, bitecek gibi. Işık yandıktan sonra 30-40 kilometre gidiyor dedi. Mert Ermek'e gider, Mert Ermek'ten alırız. Gitmezse de
Şeyi alırım ya, Gökhan ararım gelir alır beni. Merhaba abi. Saygılar. Şimdi ana kısmımıza geliyorum. Neden S1RR değil, neden 1000RR SP değil, neden R1 değil, bunu aldım. Pardon dayıcım, seni de rahatsız etmek istemiyorum ya. Kusura bakma dayı, özür diliyorum. Şuradan inelim geriye. Şimdi bunu alma sebebimi, bir dakika şurayı bir kurtulayım beyler, bayanlar. Ya bayanlar çok demiyorum, hep bey var video. Bizim kanalımızın kitlesi erkek, geçen baktım onu ya. Az izleyenimiz olsun da, erkek kız önemi yok. Bu ara biraz aktif video çekiyorum. Güzel fake atıyorsun da yani, bana çarpsın eline ne geçer ki yani. Ben sakin sakin, tam tersteyim de. Geçeyim mi? Eyvallah kral. Nerede? Sport'tayız. İyi, yeter. TC'si ufaktan açık olsun da kaymasın. Şimdi şu bofu biraz açayım. Ses kalitemiz rahat gelsin. Şöyle. Evet, şimdi gençler. Ana kısmı söylüyorum. Niye bunu aldım? Allah var. Herkes biliyor. Ben ZX10R hiçbir türlü planımda yoktu. Renginden ötürü beğenmiyordum. Yeşil, yeşil, yeşil. Ekipmanlarımı zaten hep siyah dizmişim. Hani beğenmiyordum. Bir dakika ya. Şurada biraz senfoni. Hop. Ya ıslandı motorum ya. Heh. ZX10R. Ya şöyle oldu. Ben Kasım ayında motoru sattım. MT9 SP'mizi. Sonra bir ufak araba alma işine girdim. Almadım, beğenemedim. İstediğim arabayı bulamadım. Sonra durduk, bir şeyler almayalım dedik. Birkaç ay öyle durduk. İşi attırdık, iş bekledik, işleri büyüttük. Bir saniye. Pardon. Yolun ortasından yürü. İşleri büyüttük, biraz işlerle uğraştık. Yani işler, ya para yattı yani bir süre, almadık bir şey. Sonra ben biraz S1RR'lara tıkıldım. Sıfır sipariş vereyim dedim. 2023, daha liste fiyatı belli değil. Aralığın böyle başları, aralığın 10'u falan. Tasarımını beğendim yeni kasa, 23'lerin kanatlı falan görmüşsünüzdür. Ya illa beni izleyen, motorla ilgilenen biri görmüştür yeni kasa S1RR'ları internette. Beğendim. Dedim sipariş vereyim. Bayiyle görüştüm. Bir miktar kapora istediler. Ne zaman teslim dedim. Nisan sonu, Mayıs'ın ilk haftası dendi. E dedim olur, sezon başı motorumuz da gelmiş olur. Sezona öyle gireriz. Kaporasını verdim. Liste fiyatı açıklandı. Durmadan zam geliyor motora. Zam zam zam. Her ay başı zam. Her ay başı zam. Ay ortası zam. Ben dedim böyle olmuyor ama dedim bekleyelim. O kadar sıfır esinler sipariş vermişiz. O sırada motor hiç bakmıyor. Hani piyasaya hiç bakmıyor. Benim sattığım motorun fiyatı uçmuş. O uçmuş. Bu uçmuş. Baba bu nasıl bir trafik ya? Oğlum bir ses duyunca polis sanıyorum. Olmasın kardeşim. Sonra Nisan ayı geldi. Ben bir yurt dışına çıktım, geldim. Döndüm, bayiye uğradım. Nisan sonu şimdi, çünkü Mayıs'ın 4'ünde de askere gideceğim. Asker teslimi. E dedim bir gideyim konuşayım. Gittim. Adam bana diyor ki yok kardeşim, motor tesliminde sıkıntımız var. Motor veremiyoruz sana. E tamam, sezon geldi. Ne zaman verirsin? Temmuz sonu diyor. E dedim Temmuz sonu versen ben ne yapayım motoru? E fuar var. E seçim var. E dolar zaten yani kötü seviyelerde. Geç abim. E ben dedim bir tane makine alayım en iyisi. S1RR gelirse de satarım, S1RR alırım. Ya da beğenmezsem hiç S1RR almam. Bununla devam ederim dedim. Sonra gittim 1000RR SP'lere baktım. E fiyatlar uçmuş. Temizleri 600-620 bandı. Bir tane Manisa'da buldum. Hem de takipleşiyoruz arkadaşlar. Göktuz. Adını tam bilmiyorum. Yeni takipleştik. Onun 1000RR SP'si. 12.000'de. Güzel bir makineydi. Onu alacaktım. Sonra o satıldı. Ben ona bakarken. S1RR zaten geleceği için bir daha S1RR almak istemedim ikinci el. Çünkü ikinci el S1RR'ler ciddi diyorum sıfırla aynı para yani. Sıfırdan pahalı. Eski kasalar o para istiyorlar. Yenilerine zaten ya verilmez. Bir dakika. Yani sonra
32'ler biraz sardı, olmadı. Herkes biliyor ki benim en büyük hayalim R1'di. R1 beni bir gelemedi ya. Kimse tavsiye etmedi. Sorun yaşarsın dendi. Hani sorunlu olur dediler. Ben de dedim Zexon Arar olarak sardım. Siyah yağındır rengi. Eski kasa 2017 Zexon Arar. Yani siyahını sevdim. Çünkü ben hep yeşile karşıydım. Yeşil istemiyordum mesela. Çünkü çok dikkat çekiyor. Tamam esnelere de kırmızı sipariş vermiştim ama ya ne bileyim bir yeşil bir bana güzel gelmedi bu makine yani. Bunun bir de eski kasalara hep bakıyordum. Bu kasaya hiç bakmıyordum ben. Teyzem geç bakayım. Ondan sonra Zexon Arar bakayım dedim. Arar. Bir tane Arar baktım. 2017. O da arkadaşım motor. Arkadaşımın arkadaşının motoruydu. Çok güzel. Makineyi bayağı beğendim. Canında gittim gördüm. Ya gırtlak bir makineydi. Bayağı bakayım ya kameramız kayıtta mı Ayla? İyi kameramız Ayla kayıtta. Gırtlak bir makineydi o da. Bayağı güzeldi yani yapılı falan filan. Ama ondan sonra onda da biraz şey oldu ya. Kilometre çok değil aslında. 15-16 binde bir şeydi. Ama 2017 dedim 6 yaşında motor. Bu kadar para vereceğim. Şimdi 2020'de gibi değiliz. 23'teyiz yani. 6 yaşında. 2017 bile artık eski oluyor. 6 yaşında ve bu makineler hep rol görmüş yani. Hızlanmış yani. Böyle binlik bir motor alanlar hepsi kullanıyor yani. Ben dahil herkes bir motor deniyor. Teker yapıyoruz. Rol yapıyor. Yani deniyoruz motoru yüksek hızla. Sonra 0 Zexon Arar'a geçtim. Yani son karar dedim Arar alacağım. R1'e de baktık Balıkesir'de. Ama işte o da zorlanırsın dendi. Şehir içi süremezsin dediler. Ondan sonra Marmaris'te bir Zexon Arar bulduk. Güzel. 2021 model. 3000 kilometrede. Akrepli makrepli. Ama hala rengini beğenmiyorum. Yani renk o benim alttaki beyaz. Ne yapıyorsun dayı sen yolun ortasında ya? Hani alttaki o şeylik falan benim bir hoşuma gitmiyor motorda ya. Bir beğenemedim yani. 21 güzel. Akrepli o da güzeldi hani. Camıma her şey hazırdı. Bunun gibiydi ya. Bunda bir ayrıyetten mona kapak var. Orijinal mona kapağı olması hoşuma gitti. Bir şey olamadım. Sonra bizim Eymen var. Kardeşim sağ olsun. Necat abi aramış. Necat motoru. O da bizim semtte zaten. Fatih'te oturuyoruz biz de. Dedi 2023 var. Akrepli, mona kapaklı, koruma takozlu, komple PDF kaplamalı, stopları orijinal sinyalli falan. Bayağı dedi gırtlak makine var dedi. 4000 de daha dedi. Fiyat falan konuştuk. Fiyat ne o? Neye verir? Buna verir falan filan. Dedim güzel gel gidip bakalım. Diğer gün gittik baktık. Ben çok beğendim. Zaten Necdet abinin elinde her şey vardı. R1 de vardı, Espinar da vardı, Vidar da vardı. Hani istediğim oluyor. Ortalama hepsi aynı fiyatta. Ya ben makineyi çok beğendim. Bir de 20 ile 23'ün arasında ciddi bir şey farkı vardı. Renk farkı. Bunun kafa yani sticker'lar çok daha farklıydı. Koyarım gene burayı unutmazsam 21 ile 23'ün arasındaki farkı. Ya ben çok beğendim. Hoşuma gitti. Çıktık pazarlığımızı yaptık. Sağ olsun Necdet abi yardımcı oldu bize fiyatta. Anlaştık. Ben motoru aldım. Tam fuara bir gün kala. Çarşamba günü. Motoru aldık. Çarşamba günü bakayım aynen. Çarşamba gün ya da perşembe dolayı emin değilim. Ya çarşamba perşembe motoru aldım. Koydum otoparka. Öyle işte arkadaşlar. Yani niye Zexon Arar aldın diye çok yorum oldu. Çünkü yorumların çoğu R1 ve Esmin Arar'ı bekliyorlardı. Ben çünkü R1 istiyordum. Sonra gönlüm Esmin Arar'a kaymıştı. Bir dur kanka ilerleme de geçeyim ben ya. Yani aldım. Memnun muyum? Yani daha çok süremedim. 200-250 kilometre kadar sürdüm. Yarın bir Bursa'ya gideceğim. Ya ben şu an gayet memnunum çünkü mesela dün ilk defa trafikte çıktım ve acayip rahattı yani. Şu ya şu. Yani bu acayip bir hızlanma ya. Belki her binlik böyledir ama benim ilk bindiğim yani bu sonuç olarak ve ben... Ya ben ne bileyim ya. Boşta sandım o bugün bıraktım şunu bağlamamışız. Şunu takalım ölmeyelim. Heh, taktık. Benzin her an bitebilir ya. Alsam mı ya? Şeyden alırım ya. Telefonum çalıyor ya. Çalsın amına koyayım. Ya ben anlamadığım şekilde yani hep şey moddaydım. Lan ben bunu süremem. Makasa hiçbir yere sokamam. Şehir içi beni çok sorun yapar. Binlik de. Ama hiç öyle olmadı. Atakçı İsmet. Oo, İsmet abi. Aa, motorun şeyini kestirmeyi unuttuk.
Bunu da pazartesi halledelim ya. Bugün unuttuk, kapandı artık. Onu durunca arayayım. Bakalım öyle. Aldık, polise yakalanmazsak iyi. Yarın güzel bir Bursa gazlaması yapacağız. Biraz makineyle birbirimize alıştık. Tık 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 tık. Ya bu TCS girince bir egzozun böyle gırrrr yapması yok mu? Eyvallah. Görmedim çocuğun selam verdiğini. Çok hoşuma gidiyor. Şu var ya şu, uff. Hastayım sana, hastayım. Ulan buralardan bak 7 ile geçtik, R25 ile geçtik. Merhaba memur abi. İnşallah ileride başka memur yoktur. Gazlama videosunu indirdim. Arkadaşlar cidden yani hoşunuza gidiyor gitmiyor bilmiyorum. Ama ben gazlarken konuşamıyorum. Kendimi yola kaptırıyorum ve hoşuma gidiyor şu motorun sesini dinlemek yani. Ya bizim kanal böyle. Memnun kalmazsanız takip etmeyin dedim. Trafik var mı? Ananı satayım be. Bu nasıl trafik ya? Polis olmasın bari, hiç kaçamam bu trafikte. Polisten kaçmıyorum zaten. Yanlış anlaşılmasın. Polis geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi daha bunun kaskosunu falan yaptırmadım ya, o yüzden çok riskli sürmek istemiyorum. Yani biraz daha alışırım falan filan. Sadece ya bilmiyorum ya, bu makine harbi güzel de SV çok farklıydı biliyor musun? Yani benim gönlüm hep o benim SV'mden yana olacak. O motor benim için hep farklı bir yeri oluyor ya. Çok acayipti ve beni hani çok motor aldım ondan önce. 9 bir tane daha aldım, 4-5, 4 tane 7 aldım, 600 F aldım, R25 aldım, MT. Hani bir ton motor alsa ama o SV çok var. O SV benim motor piyasasında mesela öyle YouTube onunla girdik adam akıllı. Ondan öncesine çok bir atmıyordum. Ayetten güzel motordu be. Vallahi güzeldi. Nasıl bir trafik ya. Neyse ki hala 77 derece motorumuz. Ve bak şu kıvraklığını çok beğendim motorun bak. Bak duruşu falan da güzel. Polis sandım şunu ya. Ben niye o MX'i polis sandım ki? Mesela böyle yerlerde boyumuzun uzun olmasının avantajı. Evet. Pardon, ben geçebilir miyim? Çok özür diliyorum. Özür diliyorum. Teşekkür ettim. Şunu açayım bir de hava alayım ya, ısındım. Eyvallah kral. Adamsın adam. Adamın ham maddesi. Sen nesin? Leon Efar. Geçeyim mi? Ne güzel arabayı parlatmışsın lan. Şöyle sağ atlayalım. Eyvallah eyvallah. Hop, şuradan şöyle gidelim. Buradan böyle.
aslında kaldırıma çıkmayın da ben sadece bileğim ağrıdı artık ondan. Yapmayın bir de bunları. Polis mi lan o? Değil. Lan oğlum bak sabah da bu oldu. Üst sarı tabelalar durmadan polis sanıp duruyorum. Pardon. Şunu hep polis sanıyorum. Sabah da işe giderken sandım. Evet. Geç. Aman. İbn Amin'e. Nerede lan bizim Gökhan Ergi? Gökhan Ergi. Oraya girmeyeyim hiç ya. Şuraya sokayım amına. Ya da buraya sokmayayım, plaka yok amına koy. Şöyle gireyim ya direkt. Şöyle. Plakamız yok. Gel gel. Kokusunu aldın değil mi? Kokusunu mu aldın? Evet. Yok lan sen değil, arkandaki ne diyorum? Sana niye öyle diyeyim lan deli çocuk? İçinden tanırım ama. Yakışmış mı? Helal olsun. Allah kazanı versin. Amin. Allah babanı. Hadi dur kapanışta sen ne yapayım? Ben de babamı karıştırma. Babam sağ olsun.